Efendim herkese yeniden merhaba. Karabağ'da işler kontrol altında. Yani Azerbaycan Devleti adım adım kademeli bir biçimde ve sivil halkı hiç karşısına almadan sadece ve sadece Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun temsilcileriyle görüşmeler üzerinden meseleyi halletmeye devam ediyor. Fakat bu arada tabii büyük bir göç var. 100 bini aştı. Yani Karabağ'da yaşayan Ermenilerin yaklaşık %80'i şu anda Ermenistan topraklarına geçmiş vaziyette. Ve Ermeni devleti ve Erivan hükümeti bu göçü, bu gönüllü göçü zorlama göç olarak dünyaya tanıtmakta kararlılık gösteriyor. Yani Güney Carolina Üniversitesi'nde Washington Büyükelçimiz Murat Mercan başta olmak üzere Türk diplomatlarına ve Azerbaycanlı diplomatlara saldıran Ermeniler, oradaki Ermeni gençler bu cümlelerden yola çıkarak o vandalizmi, o barbar hareketi yapmaya çalışıyorlar. Yani hep söyledim, yer altına çekilme gibi bir özellikleri vardır Ermeni siyasetinin ve gençler üzerinden uzun soluklu bir terör de başlatabilirler diye ifade etmiştim. Bu bir uyarıdır ve Murat Mercan başta olmak üzere bütün Türk diplomatlarının güvenliğini hele hele bu tür muhataralı bölgelerde çok iyi sağlanması gerekir. Toplantılara katılmaları vesaireleri yine çok özel bir biçimde takip edilmeli. Çünkü biz kuşak olarak 70'li yılların sonundan 80'li yılların sonuna kadar 10-12 yıl 48'den fazla Türk diplomatın hayatına mal olmuş Asala terör örgütüyle uğraşmış bir kuşağız. O yüzden bilerek konuşuyoruz bazı şeyleri. Dikkatli olmak lazım. Şimdi tabii zorunlu göç lafını ederseniz beraberinde etnik temizlik lafını da getirebiliyorsunuz. Bunların hepsini esasında Paşinyan ve ekibi tarafından Batı'yı askeri ve siyasi olarak Kafkasya'ya taşıma telaşından kaynaklandığını artık biliyoruz. Çünkü bu sözlük, bu cümleler ister istemez Karabağ'da bir denetim mekanizması, bir güvenlik mekanizmasının kurulması çağrısına doğru yönlendiriyor. Ve burada zaten var olan Rus barış gücünün yanına veya onları göndererek başlı başına batılı bir misyon yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu Azerbaycan tarafından zor göğüslenecek bir diplomatik atak. Onu söyleyeyim. Öyle kolay değil. Çünkü sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ortaklarımızla herhalde İngiltere, Fransa, Almanya bunlar ortaklar. Biz değiliz yani. Ortaklarımızla orada güvenlik ve Ermenilerin haklarını takip eden uluslararası bir misyon kurmayı zorluyoruz ve hedefliyoruz dedi. Orada bir başka cümlede şimdi gidenlerin günü geldiğinde kendi istekleriyle geri dönmelerinin de garanti edilmesi önemlidir dedi. Şimdi bu cümleler esasında geleceğe dönük çok önemli stratejilerin önceden belirlendiğini göstermesi bakımından önemli. Çünkü bu zaman içinde yine ve yeniden Karabağ özel statü arayışının bir parçası olacak. Bakın İspanya, Granada'da 5 Ekim 2023 tarihi bir buluşma olacak. İlham Aliyev, Nikol Paşinyan, Emmanuel Macron, Fransa Olaf Scholz, Almanya ve Charles Michel Avrupa Komisyonu Başkanı. Beşli bir araya gelecekler. Bu beşli 1 Haziran'da Avrupa Siyasi toplantısı çerçevesinde Moldova'da da bir araya gelmişlerdi. Şimdi ortada duran tabloyu Bakü yönetimi şöyle bir hani futbol deyimiyle göğüste yumuşatarak bir karşıladı. Dedi ki tamam ben hiçbir şeyden çekinmiyorum.
Bakü'deki Birleşmiş Milletler temsilciliği istediği yere gidip istediği biçimde kontrol, istediği şeyi yapma ve rapor yazma konusunda ben dedi destekliyorum dedi. Yani böyle bir uluslararası şeyi. Fakat Amerika'nın derdi Birleşmiş Milletler değil ki. Amerika'nın derdi kendisi gelmek istiyor. Samantha Power var mesela, USAID. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi yardım kurumunun başındaki kadın. Gorus, yani Ermenistan'ın sınırdaki şehrinde, oradaki Ermeni yetkililere şunu söyledi. Ben buradayım, çalışmalarıma devam ediyorum ve Azerbaycan'ın aleyhine bütün belge, bilgi ve görüntüleri toplamakta kararlıyım dedi. Şimdi bu şu demek, yani karşımızdaki güç tarafsız değil. Tarafsız değil. Bakın Igor Korachenko, Rus uzman ne diyor? Batılılar çok uluslu misyon kampanyasıyla Bakü'yü rehin almak istiyorlar. Diplomatik ve insani misyon kuşkusuz çok sayıda Batılı istihbaratçıyı barındıracaktır. Aynı durum Amerika ve Avrupa'dan gelmesi planlanan askeri birlikler içinde veya çok uluslu barış gücü içinde geçerlidir diyor. Doğru bir cümle. Mesela Muhammed Asallusade diyor ki Amerika'nın misyon baskısı Rus güçlerinin bölgedeki faaliyetlerini önce yakın takip, sonrasında bu faaliyetlerin sonlanmasını hedefliyor. Ermeniler zaten gönüllü gidiyor ama daha sonra Amerika ve Fransa, bakın burası çok önemli, büyük fonlarla bu gidenlerin geri dönüşü ve Ermeni-Batı ekonomik ilişkisinin bölgeye hakim olmasını öngörüyor. Ve bu aslında Ermeniler için statü talep eden bir yeni politika. Niye? Çünkü niye geri dönmeliler diyor? Çünkü oralarda büyük fonlar oluşturacaklar, Fransa, Almanya, İngiltere falan. O fonların arkasını alan Ermeni nüfus tekrar Karabağ'a döndüğünde o fonlar vasıtasıyla Karabağ'ın ekonomisi zaten özerk bir kimlik taşıyacak. Ve Batı ile doğrudan bağlantılı özel bir kimlik taşıyacak. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ve orada yeni bir yapılanma oluşturulacak. İlham İsmail yine uzman. Bakü'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nin misyonunu onayladık. Ama Amerika tatmin olmadı. Tabii olmaz. Amerika ondan tatmin olmaz. Amerika bizzat kendi gelmek istiyor. Tarafsız bir gözlem misyonundan çekinmiyoruz. Ama mesela USAID gibi birileri gelecekse biz bu işin içinde yokuz diyor. Böyle bir durum var. Şimdi Granada'da neyle karşılaşacağını İlham Aliyev'in bilemiyoruz. Ama özellikle Amerika ve Fransız yönetimlerinin bünyelerindeki Ermeni diasporalarından çok yüklü bir baskı gördükleri açık bir gerçek. Ve bu çerçevede mesela Kıbrıs Rum yönetimi açıklama yaptı. Dedi ki Azerbaycan'ın zorunlu göç ile yaptığı Karabağ'daki etnik temizliği kınıyoruz ve Kıbrıs olarak, onlar kendilerini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görüyorlar, Kıbrıs olarak gerekli hallerde Karabağ'ı terk etmek zorunda kalmış Ermenilere topraklarımızı açıyoruz dedi. Hadi buyurun. Şimdi bunlardan 30-40 bine şakkadanak iner mi Kıbrıs'a? İner. Orada başka bir hikayeye döner mi? Döner. Biz bir de Kıbrıs'ta Karabağ kaçkını 30-40 bin Ermeniyle yüz yüze kalma ihtimalini yaşamaya başlarız. Çok yönlü bir sorun. Çözülmedi. Fiilen çözdük. Fakat geleceğe dönük batılılardan özellikle gelecek atakların sonu gözükmüyor gibi. Hoşça kalın.